Sofra hazır hanımım. Tamam kızım. Ömer'e ses ettin mi? Yemeyeceğimiş. Hayırdır inşallah. Ne bağırıyorsun şimdi? Biz seninle böyle mi konuştuk Cumali emmi? Ha? Ömer'in ipini tutacağım diye söz vermedin mi bana? Aç. Burası yeri değil. Ne diyorsun sen ya? Ben sana Defne'den uzak duracağım demedim mi lan? Ha? Sen yürek mi yedin de bizim konağa geliyorsun benim lafımın üstüne? Sen kim oluyorsun da benim çatımın altında? Torunuma hesap sorayım bakayım. Geldiğimin gittiğimin hesabını vermem. Sen bana adam gibi sorarsan, ben de sana adam gibi cevap veririm. Değil mi? Neye geldiğin beni ilgilendirmez. Tamam mı? Bundan böyle dedenin dizinin dibinden ayrılma. Deden bırakmış senin yularını, sen sahibini bil, tamam mı? Ya sen hayırdır, ne biçim konuşuyorsun ya? Ya ne biçim konuşuyorsun lan? Ömer! Ne yapacağım? Lan oğlum, lan! Seni ayrı tuttuydum babangillerden ama hata etmişim. Armut dibine düşermiş. Gözümden düştün bilesin. Ben de seni saygı duydum. Elini öptüm Cumali amcam bildim ama lafının adamı değilmişim. Bak ya hala bak. Ben ne dediysem oyum. Aklın karıştıysa tımarhaneye git. Hanemi basamazsın böyle, kırarım bir tarafımı. Ben daha delirmedim Cumali mi? Delirirsem işte o zaman kork. Ya hele bir delir ya. Hadi bırak, hele bir delir. Bırak, lan. Bırak, hadi hele bir delir lan. Hadi bir delir lan. Hadi bir delir lan. Allah aşkına. Ne oluyor baba? Ne işin var mesela senin burada? Benim ne işim olduğunu babanla şu doktor efendiye sor. Utanmadan konak basayım ha? Oğlum bir sıkıntın derdin varsa gelirsin dükkana oturursun adam gibi konuşursun. Böyle eve gelip kavga çıkarmak yakışmadı sana Mithat. Halil abi biz dükkanda oturduk adam gibi konuştuk. Ama belli ki bazı şeyler anlaşılmamış. Hele bazıları hiç anlamamış. Uzatma. Hadi çık efendi. Halil abi. Mithat. Bak sen delikanlı adamsın. Bu da kadınların yanında olmuyor. Yakışmıyor sana. Hadi aslanım. Hadi. Oğlum bak uzak dur. Hadi. Uzak dur. Lan hala, lan hala konuşma. Ver. Ver. İki paralık ettiniz beni. İki paralık ettiniz. Lafımı sözümü çiğnadınız. Sayenizde bu it de evin dirliğini çiğnadı. Kapıya dayandı. Ne oldu baba yine? Niye denlendi bu olan geldi bu kapıya? Hepiniz benden biliyorsunuz değil mi kabahati? Hele bir sor bakalım şu Ömer Efendi'ye. Karadağ'ın kapısında ne işi varmış? Ya Meyek ablanın küçük oğlu Gaziantep'teymiş. Hastane kayıtlarına gördüm gittim onu haber verdim. Ne var bunda? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Hele sen İhsan'la beraber uğursuzun davasının peşine düşmüşsünüz. Bilmeyeyim sanma. Hepiniz o hayırsıza el verirken ciğerimi söküyorsunuz ciğerimi. Ondan sonra da bu elin Mithat'ıyla yüze getiriyorsunuz beni. Baba sana etme dedim anlamadın. Sus dedim duymadın. Ne günah bildin ne ayıp. İnsanlığını vicdanını ardına alıp öfkenle yürüdün. Meleğin gelişi değil asıl senin yaptıkların yüzünden hiçbirimize huzur kalmadı. Ama artık yeter. Kimsenin damarına basma. Kimse de haddini aşıp kapımıza dayanmasın. Sana daha diyecek lafım kalmadı. Halil, Halil. Allah aşkına bir dur. Nereye gideyim oğlum? Mithat'ı dinleyip de birbirinize mi düşeceksiniz? İlk önce babam kendi nefretine dönüp bir baksın anne. Bu ateş sönmeden dönmeyeceğim buraya. Yok. Halil. 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 Amca bekle bir amca. Evet. Bırakıp gidecek mi beni? Annem. Dağılıp gidecek.
görmüyorsun değil mi? Git başımdan kadın.